akşamlar. Sabah buraya geldik uçağımızda. Gelir gelmez tabii burada kahvaltı ciğerle yapılıyormuş. Ciğerci Mehmet Efendi'ye gideceğiz. Şimdi de Büyük Saat'in önündeyiz. Büyük Saat buradaki Kazancılar Çarşısı'ndaki ve Adana'daki en büyük yapılardan. Ben burada kalaylama ve kazan işlemeleri yapıyordu. Bu şimdi burada tarihi ve hediyelik eşyalar satılıyor. Şimdi de gelin onları gezelim. Kahvaltımız. Aynen çayla içiyorum. Gözümüzü ciğerci Mehmet'e açtık. Burada kahvaltı ciğerle yapılıyormuş. Hadi hep birlikte yiyelim. Nasılmış bakalım. Ciğerlerimizi buradaki lavaşın arasına koyuyoruz. Arasına bu gelen bir sürü. Bakalım nasıl. Yumuşak mı? Genelde sert oluyor ya. Helvalarından olacağız hediyelik hem de yemek için. Bu şekilde yapları. Anne. Girişi ücretsiz. İki katlı, üç katlı odaları var. Atatürk'ün yaverinin kaldığı odalar. Kuvay Milli Odası gibi. Birçok fotoğraf ve eşyalar var kişisel olarak. Buraya geldiğimdeki fotoğraflar var. Ücretsiz bir şekilde buraya gezebiliyorsunuz. Selamlar. Adana'nın simgesel yapılarından olan Taşköprü'deyiz. Şimdi burası 385 yılında Roma İmparatoru Hardinarius tarafından yapılmış. 21 gözlü bir kemerken günümüzde sadece 14 tanesini görüyoruz. Peki neden? Burası yıllar içinde suyu çekilmiş ve buraya yaya trafiğine açılmış. Yan taraflarında yollar yapılmış ve burası gittikçe daralmış. Burası şu an yaya trafiğine açık. 2006 yılında burası taşı trafiğine kapatılmış. Daha öncesinde araç trafiğine açık olduğu için ama daha çok eski olduğu için bunun tarihi yapısını korumak istemişler. Şu an sadece yürünebiliyor yaya olarak. Biz de şimdi buraya geziyoruz. Yapma öyle, yapma. Erken geldi, şu an saat 10.30 falan. Yine sıra var, kalabalık var. Biz tren gelinin karşısındaki öğretmen evinde kaldık burada.
burada kaldık. Kendi otoparkı da var içinde. Yemek yerleri. Gayet rahat ve temiz bir yer. Yağ Camii'deyiz şu an. Yağ Camii 1501 yılında Ramazanoğlu Halil Bey kiliseden camiye çeviriyor. Eskiler burayı eski cami olarak da biliyor ama şu an günümüzde yıllardan itibaren Yağ Camii olarak bilinen bir cami. Neden buraya Yağ Camii demişler? Çünkü eskiden buranın önüne yağ pazarı kuruluyormuş. Yağ Camii olarak oradan ismi kalmış. Şimdi buraya geziyoruz. Aziz Paulus Kilisesi'ndeyiz şu an. Kilisesinde Meryem Ana'nın Tunç'tan heykeli var. O yüzden buraya bebeğe benzetildiği için bebekli kilise demişler. 1890'lı yıllarda yapılmış. İçeriye bet fotoğraf çekmek, video çekmek yasak ama dışarısı bu şekilde. Adana Merkez Park'tayız. Şu an Ekim'in sonu yani ama biz tişörtteyiz. Hatta şu an çok sıcak. Tam gelinecek zamanlarmış. Yazın gelenler nasıl buraya gelirdi gerçekten merak ediyorum. Şimdi Sabancı Merkez Camisi'ni gezeceğiz.
Merhabalar, Sabancı Merkez Camisi'nin önündeyiz. Burası Adana'nın en büyük camisi. Girdiğinizde geniş bir alanı var. İçerisindeki vitraylar ve Çinli desenleri de harika. Geldiğinizde mutlaka uğrayın. Burası 28 bin kişilik bir cami. Yaptırma aşamasında bütün kent seferber olmuş, yardımlar yapılmış ama burayı bitirememişler. Sabancılar buraya destek olmuşlar ve bu cami bugünkü halini almış. Bu yüzden de adı bugün Sabancı Merkez Camisi olarak anılıyor. Ben de bu çok merak ediyorum.